Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulların zümresine ilhak eylesin. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya ve son nefesimizde de hüsn-ü hatime ile çene kapamaya Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri, Ankebut Suresinin son ayeti kerimelerinde biz müminlere bazı gerçekleri net bir şekilde anlatıyor. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin kulları, onun karşısında ikiye ayrılıyorlar. Bir iman edenler, bir de iman etmeyenler. Allah Celle Celaluhu, iman edenleri kendisinin dostları kabul ediyor ve onlar için sonsuz cennetler hazırladığını buyuruyor. Dünya hayatının fani, geçici olduğunu, her insanın mutlaka sınavda ve imtihanda olduğunu, varlıkta olan insanların varlığıyla, darlıkta olan insanların darlığıyla, genç olan insanların gençliğiyle, ihtiyar olan insanların ihtiyarlığıyla imtihanda olduğunu haber veriyor. İmtihanda olmayan hiçbir insan yoktur. Aklı başında mükellef olan her varlık, hangi hal ve şartlar içerisindeyse o hal ve şartlar içerisinde imtihan oluyor. Elbette imtihan sonucunda kazananlar ve kaybedenler diye iki sonuç çıkacaktır. Rabbim her birimizi kazananlardan eylesin. İman edip salih amel işleyenler, inanılması gerekenlere önce inanırlar, ondan sonra tavır ve davranışlarını da inançlarına göre tertip ve tanzim ederler. Allah Celle Celaluhu'ya karşı iki görevimiz vardır. Birisi kalbe tealluk eder, diğeri de organlara tealluk eder. Kalbe tealluk eden kısım evvela inanmaktır. Rabbim Celle Celaluhu bizleri kelime-i şehadetten ve bu kelime-i şehadet ehlinden dünyada ve ahirette ayırmasın. İnsanın Allah Celle Celaluhu'ya karşı ilk görevi kalpte başlar. Kalpteki görev tamamlandıktan sonra organların hiçbir ameli geçerli değildir. Yani bir insanın kalbinde iman olmadıktan sonra havada kuş kapsa, fakirleri yedirse, giydirse, yolsuzlara yol yapsa, köprüsüzlere köprü yapsa bunların hiçbirisinin Allah Teala nezdinde değeri olmaz. Bir amelin değerlendirilebilmesi için evvela sahibinin iman etmiş olması gerekir. İman ettikten sonra zerre kadar iyilikler amel defterine yansır. Örneğin bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye, onun tavsiyesidir diye öğle ikindi arası yarım saat uyusa ki bunun adı kayluledir ve bunu gece kalkıp ibadet yapmaya kuvvetlenmek niyetiyle yapsa, bu uyku bile o insan için yarın ahirette ibadet olarak karşısına çıkacak ve ondan çok şeyler kazanmış olacaktır. Kalpte iman olduğu zaman uyku bile bir ibadetken, kalpte iman olmaması durumundaysa yapılan büyük büyük ameller hiçbir işe yaramayacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün tırnaklarını keserken sırayla kesiyormuş. Orada bulunan Yahudi bir çocuk aleyhissalatu vesselam Efendimizin tırnaklarını kesmesini seyrediyormuş. Yahudi çocuk şaşırarak, "Benim dedem de tırnaklarımı böyle keserdi." Yani sırayla keserdi deyince aleyhissalatu vesselam Efendimiz, "Madem deden böyle kesiyordu ben değiştireyim." diyor. Bir tırnağını kesiyor, diğerini atlıyor. Öbürünü kesiyor, diğerini atlıyor. Sırayla yapacak yerde Yahudi çocuğun dedesine benzemesin diye, ona muhalefet olsun diye tırnaklarını birer parmak atlayarak kesiyor. Şimdi tırnak kesmek, tırnak kesmektir. Yahudi'ye benzememek için Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yapmış olduğu bu tırnak kesim şeklini, sen de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu usulüne uyarak hassasiyet gösterdiğin zaman, ahirette bundan dolayı mükafat alırsın. Kalpte iman olduktan sonra bu duyguyla, düşünceyle yapılanlar ahirete yansıyacaktır. Ama kalpte iman olmadıktan sonra köprüsüz yerlere köprü yapsanız, yolsuz yerlere yol yapsanız, ahirette bundan dolayı bir bardak suyu imanla ikram edenin aldığını alamazsınız. Çünkü Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri amellerin değerlendirilmesini iman şartına bağlamıştır. Nur suresinde Mevlamız Celle Celaluhu, "Kafirler, inançsız insanlar amellerini bir şey zannederler. Halbuki çöldeki serap gibidir." Ne demek çöldeki serap gibidir? Çölde susamış olan insanın uzaktan gördüğü, çöle çökmüş olan dumanı göl zanneder. Orada kocaman bir göl vardır zannederek koşa koşa gider ve bir damla su bulamaz. Çöle çöken bu dumana, susamış biri uzaktan baktığında su buldum diyerek sevinip suya koşması ve sonucunda bir avuç su bulamamasına benzer.
İşte kafirler de bir şeyler yaptık zannederler ama ahirete vardıklarında önlerinde hazır hiçbir şey bulamazlar. Çünkü Allah Celle Celaluhu onların amellerini silip yok edecektir. Bir insan mümin olduktan sonra yeniden inançtaki bir sıkıntı veya sözdeki bir sıkıntı sebebiyle dinden çıkmayı gerektirecek bir yanlış yapsa buna dini literatürde irtidat denir. İrtidat, dine girdikten sonra dinden çıkmak demektir. Bir insan küfrü gerektirecek bir cümle ağzından çıkarsa ya da küfrü gerektirecek bir amel ortaya koyarsa dinden çıkmış olur. Bir insan irtidat yaptıktan sonra böyle bir yanlıştan Allah Celle Celaluhu'ya sığınırız, dinden çıktığı andan itibaren nikaha gider, bütün amelleri gider. 5 tane hac yapmış olsa da gider ve amel defterindeki bütün iyilikler sıfırlanır. Bu kişi yeniden iman edecek olsa, yeniden kelime-i şehadet getirecek olsa imana girer mi? Girer. Peki bu ameller geriye döner mi? Bu ameller geriye dönmez. Hac yapmış mı? Yapmış. Yeniden hac yapması gerekir. Hac gitti. Bu kişinin nikahı vardı, nikahı gitti. Yeniden şahitler huzurunda tazelemesi lazım. Ne kadar mehir verdiyse yeniden mehir verecek. Allah Celle Celaluhu muhafaza eylesin. Kadın da dinden çıkmış olsa nikah gider. Erkek de dinden çıkmış olsa nikah gider. Çünkü Allah Celle Celaluhu küfür sebebiyle bütün amelleri sileceğini söylüyor. Bu nedenle elfaz-ı küfr, küfrü gerektiren cümleler konusunda son derece dikkatli olmalıyız. Özellikle bu konuda yazılmış Türkçe eserler de vardır. Yine bir örnek verecek olursak, mesela bir kişi son derece kızgın olduğu diğer bir kişiye, ondan hırsını alacak yerde, haşa sümme haşa, Allah Celle Celaluhu'ya, peygamberine, kitabına küfrediyor. Bu durumda ne din kalır ne de iman kalır. Hiçbir şey kalmaz. Yeniden iman tazelemesi gerekir. Tevbe etmesi gerekir. Ağlaması, gözyaşı dökmesi gerekir. Allah Celle ve Ala Hazretleri, bizim imanımız varsa amellerimizi değerlendiriyor. İmanımız yoksa değerlendirmez. İmanı olmayan hiçbir insanın ameli artı olarak yazılmaz. Allah Celle ve Ala Hazretleri o amellerini dünyada verdiği nimetlerin karşılığı olarak sayar. Gayrimüslim kul, ''Ya Rabbi, ben köprü yaptım.'' der. Allah Celle Celaluhu, ''Ben de sana tırnak verdim, parmak verdim, ayak verdim. Yıllarca bu ayağı kullandın. Azalarını çalıştırdım, kulağını çalıştırdım, gözünü çalıştırdım.'' buyurur. Yani yapabilecekleri Cenab-ı Hakk'ın sadece verdiği bir nimetin bile karşılığı olamaz. Her birimiz oturduk sofraya, elimizi yıkadık, sünnettir diye. Ve besmelemizi çektik, sağ elimizle yedik, önümüzden yedik, israf etmedik, yemekten sonra da ellerimizi kaldırıp elhamdülillah deyip yemek duası yaptık. İnançsız bir insan oturdu yemeğe, el yıkama diye bir derdi yok. Çünkü sünnet diye örnek alacağı bir önderi yok. Bir Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem yok. Sağ el, sol el hiç önemli değildir. Besmele zaten çekmez. Yemekten sonra da bu yemekleri veren Allah Celle Celaluhu'ya şükredelim demez. Şimdi o insan da karnını doyurmuş oldu, bu insan da karnını doyurmuş oldu. Allah Celle Celaluhu bu ikisine de nimetleri verdi. Birisi başlarken, ortasında ve sonunda hep kriterlere uydu. Yaradan'ı takdir etti. Aynen bu şekilde yemekle insan, oruç tutan bir insan nasıl sevap alıyorsa, bu insan da yediği yemekten dolayı da sevap alıyor. Bir de kriterlere uyması sebebiyle vermiş olduğu nimetlerin şükrünü ödenmiş kabul ederek cenneti de müjdeliyor. Aynı yemeği yiyen inançsız insana da buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu, ''Ben sana bu nimetleri verdim. Sen ne yaptın? Ne inandın, ne sünnettir diye şunu bunu yaptın. Ne de sonunda şükrettin. Hiçbirisini yapmadın. Öyleyse sen birisine bir iyilik yaparsan, bir fakire yardımcı olursan, ben sana su vermiştim ya, onu onun karşılığı sayarım. Yemek vermiştim ya, onu onun karşılığı sayarım. Ahirette benden bir şey bekleyemezsin. Ben ahirette sana bir şey vermem. Kime veriyor? Ahirette inancı olan insanlara. Çok şanslıyız elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, iman etti, birinci görevini yaptı. İman kalple yapılan bir görevdir. Salih ameller, güzel amellerse davranışlarla alakalıdır. Ahlak kalple alakalı bir şeydir. Ahlak insanın kalbindeki olgunluktur. Cömertlik de, cimrilik de insanın kalbinde olur.
gazap da, yumuşaklık da insanın kalbinde olur. İnsanların kalbinde olan bu huylar amellere yansır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi güzel ahlakla ziynetlendirsin. Selam ve dua ile.